Aramayacak. Gelse arardı herhalde. Ararsa da ben gelme diyeceğim. Allah Allah. Takarım bir tane film, izlerim. Sanki kendi kendime eğlenemem. Uyudun mu? Uyumak üzereydim. Atmayacaktın işte mesaj. Tutamıyorsun kendini Volkan. İyi. Kaynanam seviyormuş o zaman. Koltuklar yok Kerem. Gitmişler. Kim alır benim yatağımı ya? Ha bilmiyorsun yani. Önce ailevi problemlerimle ilgilenip kanıma girecek. Sonra da başka yer yok ayağına beni yatağa atacak. Bana da mı be Kerem Efendi? Bana da mı 1-2-3 muamelesi? Hocayı da kendine tehdit olarak görüyor. Demek ki bundan. Keremcim dürüst olur musun? Koltukları sen yollatmış olabilir misin? Manyak manyak konuşma be. Düzgün konuş benimle. Koltukları sen yollatmadıysan şimdiye kadar ortalığı çoktan ayağa kaldırman gerekirdi. Yani senin malın kıymetlidir ya o yüzden. Ayşe lütfen. Kerem senin planın ne? Açık açık söylesene bir. Ne planından bahsediyorsun? Bak bakalım ben mi kaldırtmışım bunları? Canan! Can. Afiyet olsun. Teşekkürler. Ha Canan. Bizim odadaki koltukları siz mi kaldırdınız yok? Bir bilgim yok benim efendim. Ben sana dedim Kerem'e sormadan yapmayalım diye. Ben kaldırttım onu. Niye? Aa. Hülya bize sormadan acilen kaldırılması mı gerekiyordu kanepenin? Evet canım. Onun renkleri benim midemi bulandırıyordu. Malum hassas dönemdeyim. Nasıl mideni bulandırıyordu? Ben özel seçtim o rengi. İnternetten verdiğim siparişi. Kaç hafta bekledim onu. Ay Kerem yemedim senin kanepeni. Onun yüzünü değiştireceğiz, getirecekler geri. İskeletini ben de beğendim onu. Yani Kerem dedi beğenmezse eski yüzlerini biz geri getiririz, şey yaparız dedi yani öyle. Aman canım ona ne? Kerem kullanmayacak ki. Bizim bebeğimiz için o. Yenge ayıp oluyor ama şimdi duygu sömürüsü yapıyorsun bebeğimiz diye. Kabul et, senin bayağıdır benim odamda gözün varmış. Şimdi çıkan ilk fırsatta da değerlendiriyorsun. Pardon, burada böyle araya girmiş gibi olacağım ama ben de sana katılıyorum. Katılıyorum da beni takan yok. Benle hiçbir ilgisi yok. Senin yeğenin için. Ya minik aslanım için o. Aslan yattığı yerden belli. Tabii ki en kaliteli yerlerde yatsın ama ne bileyim bir beşik alın, zıbın alın, ayak ucuna kundak yaptırıverin. En olmadı bebek arabasında uyutun. Koskoca kanepede bebek uyutmak nedir ya? Kerem hayatım yani bak bebeğin hatırına, abinin hatırına. Ya ne oluyor, niye bağırıyorsunuz? Ya ben size tavırlarınıza, davranışlarınıza dikkat edeceksiniz demedim mi? Hı? Bana niye bakıyorsunuz Yelda Hanım? Ben bir şey yapmadım. Ben sadece sana bakmıyorum, herkese bakıyorum, herkese söylüyorum. Hadi, hadi odanıza, çabuk. Oldu, iyi geceler. Evet, koltukları benim aldırtmadığımı öğrendiğimize göre bana özür dilersin artık. Pardon Keremciğim ama ben neden özür dileyeceğim? Bana sapık muamelesi yaptın ya o yüzden. Hadi bekliyorum. Yani Kerem, konu sen olunca işte insan aklına her şey geliyor. Abart, abart. Daha da abart. Aman sakın altta kalırım, bir özür dileyim deme. Sonuçta masumu gence suçlayan sen değilsin. Ayşe sana ne oldu böyle? Eskiden daha adaletliydi. İyi tamam. Özür dilerim. Duyamadım. Abart abart. Yani senin için tamamsa ben yatacağım artık. Şimdi ne olacak? Ayrıntılara takıldık. Asıl meseleyi unuttuk.
aynı yatakta mı yatacağız şimdi? Yok, mümkün değil. Tamam, o yollatmamış ama haksız çıktım diye aynı yatakta yatmaya kabul edecek değilim. Olmaz. Hiç olmaz hem de. Yakın temas şu aşamada çok tehlikeli. Belli bir mesafeden fazla yaklaşmamam şart. Ne yapacağız peki? Şöyle yapalım. Ben eşyalarımı alayım, yukarıda artık uyuyacak bir yer bulurum. Süper fikir, hatta harika. Hem bana yine sapık muamelesi yapmamış olursun böylelikle. Herkes odasına da geçmiştir çoktan. Ben de sabah erkenden çaktırmadan buraya gelirim. Tabii tabii. Ben şimdi sana sapık muamelesi yaparım, sen git. Hiç olmaz yani. Ah, kaldır. Ah. İyi geceler. İyi geceler Kerem. Ay, yırttım. Bir an çok korktum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?